Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyyil mübi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul i'melu feseyrallahu amelekum ve resuluhu vel mu'minun. Ve seturaddun ila alimil gaybi ve şehadeti fe yunebbiyukum bima kuntum te'amelun. Sadakallahu l'azim. Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyurdu ey Peygamberim, kullarıma emret, söyle, anlat buyurur. Çalışsınlar, boş vakit geçirmesinler. Bak cennet ahalisi cennete girdikten sonra en ziyade canları sıkılacak şey, nefes alıp verirken Allah'a neden düşünmeden nefes aldık? Anladık mı? Bütün cennet ahalisi buna hasret çekecekler. Az düşün bak, 24 saatte 25 bin nefes veriyorsun. Kaçında Allah'ı düşünürsün, kendi ayarın numaranı kendi ver bakalım. Allah huzurdan mahrum etmesin insanı. Evet. Çalışın buyurur. Neye çalışırız? Farzlara, vaciplere, sünnetlere, müstehaplara, menduplere. Cennette ne kadar nimet varsa, makam varsa dünyada bu kadar ibadet var. Eğer hepsini yaparsan cennetin her türlü şeyinden alırsın. Yarısını yersen yarıda kalırsın. Onda bir olursa geri kalırsın. Nihayet cennetin kapısının yanında kadar inecek adamlar vardır. Sonra Cenab-ı Hak buyurur ki, yakın zamanda buyurur, yaptıklarınızı göreceğim ben buyurur Cenab-ı Hak. Peygamberlerimiz de görecek. Bütün müminler, melaikeler de görecekler. İnsan terazi başına gelip de amel artırınca hep seyredecekler. Kazanırsa bütün hepsi fidye edecekler. Filan oğlu filan kazandı, kurtuldu, cennete gitti diye bağıracaklar. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Yakın zamanda gayb ve şehade, hazırı bilen Allah-u Azimüşşan'ın huzuruna gideceksiniz buyurur. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ne yaptıysanız hepsinizi Cenab-ı Hak size haber verecek. Şunu yaptın diyecek bu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki Cenab-ı Hak mahlukatı yarattığı vakit dünya sallanmaya başladı. Çok sallanırdı eskiden. Çünkü dünya suyun içinde kayık gibidir. Anladık mı? Tıpkı kayık gibi. Hatta bazıları rüyada diş gibi görürler. Etraflarında Kaf dağları var. Ortası çukur. Sallanır sallanır. Derken Cenab-ı Hak dağları halk edince sallanamadı artık. Dağlar ağır geldi, sallanmadı kaldı. Cenab-ı Hak dediler, melaike dediler ki, ya Rabbi, dağlardan kuvvetli bir şey halk ettin mi? Diye sordular. Cenab-ı Hak halk etti mi? Demir. Dağdan kuvvetlidir. Sadaka verirken, sol ele duyurmamak, göstermeden vermek ne demektir bu bakayım? Belaları, kazaları... Bunda ne zorluk var, ne kuvvet var bunda? Ziya karşı. Şimdi insan bir sadakayı çıkardığı vakit, vereceği vakit 70 tane şeytan verme, verme, verme fit verirler. Onu çıkarıp da verene kadar. Sonra oradan şeytanlar derler ki aman açıktan ver de herkes seni met etsinlerdir. Maksat şu kafir nefse uymamak demektir. Anladık mı? Onun için gizli sadaka verenler, gizli borcu verenler ahirette cennetin 8 kapısından iltifatla girecekler. Sol ele duyurmadan vermek nasıl olur bakayım? Göstermeden vereceksin. Parmağın arasına koyarsın, fukaranın yanından geçerken kaydırıverirsin. Kucağına bir şey duyunca bakar adam, kim attı bilirsen bakarsın, 5-10 adım kim işleyecek onu? Sonra fakir, asraflardan alışveriş yapmak, bu da gizli sadaka sayıyor Cenab-ı Peygamber. Bak olsun birisi önüne leblebi koymuş, çocuklar bazı şeker satarlar bakarsın. Anladık mı? Harçlığı çıkarmak için. Alacağın yok ama onun güvenini yapmak için alırsan Allah bunu da sadaka, gizli sadaka yerine şey ediyor. Çocukları sevindirenlere Allah cennette ayrı bir makam halketti. Onları orada iskan edecek. Çocukları sevindirmek o kadar indallah makbul bir şeydir. Görürsün işte leblebi satıp dururlar cep harçlığını çıkarmak için. Şimdi fukara çocuğu ne yapsın? Cenab-ı Hak ne buyurur? Çalışın buyurur.
Niye çalışacağız? İşte isten birisi de iyilik yapmak. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurur ki sana ehl-ül marufu takime sari assu. İyilik yapmak buyurur, fena ölümden insanı muhafaza eder buyurur. İyilik yapan insanlar, bak kuyuya düşmez, üzerine bina düşmez, çocuğu taksa altın diye ezilmez. Allah bütün belalardan muhafaza ediyor. Herkesten dua olur. Allah muhafaza etsin, Allah çok ömür versin diye Allah kabul ediyor. Cömert adamlar, iyilik yapan adamların başına kaza bela vermiyor Allah. Hep hasislerin başında musibetler. Sonra buyurur, gizli sadaka vermek buyurur, Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürür. Allah bir adama gazap eder, lanet eder bakarsın. Gizli sadaka vermeye başladı mı Cenab-ı Hak affediyor bunu. Sonra buyurur, akrabalara hürmet etmek buyurur, insanın ömrüne bereket verir. Anladık mı? Akrabalara hürmet etmek farz-ı ilahidir, beş vakit namaz gibi. Evet. Nasıl yapacaksın? Her türlü iyiliği yapacaksın. Uzakta olursa mektup yazıp arayacaksın. Bayramlarda ziyaret edeceksin. Yaşlı insanlara ellerini öpeceksin. Anladık mı? Eziyet yaparlarsa, bazı akraba eziyet yapar. Tahammül edeceksin, sabredeceksin, uymayacaksın onlara. Affedeceksin. Böyle yaparsan Allah ömrüne bereket verir. Bakarsın 80, 90, 100 yahu ne olur? Memleketin ailesi hep munkarız oldular. Bu adam neden yaşıyor? Alamet var üzerinde. Akrabalarını yapıyor, ana baba duası alıyor, sadaka yapıyor. Allah onun için ömrüne bereket veriyor. Bak, akrabalarından kavga edenler öyle gençken ölürler. Dikkat edin bak, anladık mı? 40-50 yaşlarında var mı onlar? Bu akrabaların hakaret yapanlar. Bunları bilmeli. Bak, Kur'an-ı Azimüşşan dünya ahiretin hepsinin saadetini öğretiyor bize. Her iyilikte sadakadır buyurur. Ne iyilik yaparsan yap, Allah bunu sadaka yerine kabul ediyor. Arkadaşın kovasına su döksün çeşmenin başında. Beklemesin diyerek bak, bunu Allah sadaka kabul ediyor işte bunu. Bir adama yol göstersen, şuradan daha kestirmediysen Allah bunu da sadaka kabul ediyor. Hele kör adamı 10 adım yürütürsen yola götürmek için o daha büyüktür. Sonra büyük ki, dünyada iyilik yapanlar, ahirette de iyilik yapanlar buyuruyor. Dünyada fenalık yapanlar, ahirette fena insan onlardır buyuruyor. En evvel cennete girecek adamlar, iyilik yapanlar buyuruyor. İyilik yapanlara Cenab-ı Hak öyle buyuracak. Sen dünyada kullarıma, mahlukata iyilik yaptın, istediğin adamı kurtar, şefaat et, kabul edeceğim buyuracak. Eski Müslümanların terbiyesini öğrenmeli. Eski Müslümanlar bina yaparken delik yaparlar. Bakarsınız 200 tane delik yapar. Kagir bina. Sebebi nedir bakayım? Tavan altına bakarsınız 200 tane delik yapar. Güvercinler, kuşlar kışta eziyet çekmesinler. Anladık mı? Bunun için yaparlar. Sonra bakarsınız esmek kırıntı alırlar gider şurayı buraya atarlar, köpeklere atarlar. Kuşlar yesin diyerek bazı insan bakarsın kış günü ondan sonra balkonun üzerine bakarsın bulgur koyar, pirinç koyar, kuşlar yesinler. Neden yapıyorlar bunu işte? Merhamet yaptırıyor. Biliyor ki o hayvancağız yatacak yeri yoktur. Bu kuşlar kış günü ne eziyetler çekiyorlar buralarda. Eski Müslümanlar bunların hepsini düşünürlerdi. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Hakkaniyetle beni gönderen Allah'a yemin ederim buyurur. Cenab-ı Hak kıyamette yetimlere merhamet edenlere buyurur. Azap etmez buyurur. Yetimlere karşı şaka yapan, tatlılık söyleyen yetimliğine, zafiyetine, fukaralığına merhamet edenlere Cenab-ı Hak katiyen azap etmez buyurur. Böyle buyurur. Bak yetimlere dikkat et. Ön taraftan yukarı tarafa başını sileceksin. Yetimi gördün mü Allah bu elleri yakmıyor bak. Niçin? Çünkü o kadar hoşuna gidiyor ki yavrucağızın. Gidiyor anasına diyor filan amca benim başımı sıvadı.
Demek ondan o kadar zevk alırlar ki Cenab-ı Hak bunu öğretiyor bak. Ellerinizi de yakmam buyurur. Böyle yaparsanız buyurur. Evet. Hele bir insan kendi yetimini yahut başka yetimi alır, besler, büyütürse, okşarsa, severek büyütürse bak Cenab-ı Peygamber benimle o cennette böyle yan yana komşuyuz. Bunlar nafile ibadetler, oradan büyük, daha büyük ibadettir. Sonra buyurur, komşusuna eziyet yapmayan insanları da Cenab-ı Hak katiyen azap etmez diyor ahirette. Komşularınla güzel geçiniyor bakursun. O kadar ki hiç incitmek taraftarı değil. Bir kat çıksa çıkabilir yukarı. Ama diyor komşumun rüzgarını, güneşini keserim sonra günah olur. Benim için ezel çıkmıyor adam bakarsın. Onun güneşini havasına dokunacağım diye kat bile çıkmıyor yukarı. Bunu düşünür. Kat'i bir alamet. Bir insan öldüğü vakit komşuları iyi dediler mi anla ki bu adam cennetliktir. Komşuları fena dediler mi anla ki bu cehennemliktir. Allah bunları komşuların dillerini kalem diye söylettirir. Bunu bilmeli. Komşularımızdan kavga etmeyelim. Bazıları çok canavarca kavga ediyorlar. Bu iyi bir alamet değil maazallah. Evet. Sonra büyük Cenab-ı Hak buyurur. Ey benim ümmetim buyurur. Hakkaniyetle beni gönderen Allah'a yemin ederim buyurur. Bir insan akrabalarına hürmet etmezse de diyor, parası sadakası var diyor, yabancılara veriyor, akrabasına veriyor. Allah bunun sadakasını kabul etmez buyurur. En evvel yapacağın iyilik akrabanla başlayacaksın, sonra komşulardan, sonra yabancılara. Bu adam iyilik yapıyor, yabancılara yapıyor da akrabalarına gelince yapmıyor. Allah kabul etmiyor bunun sadakasını. Yüzüne de bakmam buyurur bak maazallah. Anladık mı? Bak akraba hakkı ne kadar büyük, komşu hakkı ne kadar büyük. Ve bil valideyni ihsana, ananıza babanıza iyilik yapın buyurur. Vel carizil kurba, yakın komşularınız, ve caliz cünübü, uzakta olanlara da iyilik yapın buyurur. 40 kapıya kadar anladık mı? Hepsini Allah komşu sayıyor. Bir insan bu 40 kapıları dört taraftan ne kadar öğrenirse komşularını bu makamın hakkını vermiş olur. Size bir şey sorayım bakayım. Bazıları bakarsın ki Beykuzlar Bursa'ya giderler. Bursa'da Beykuzlu'nun birisini gördüm. Oo hoş geldin, hakir geldin diyor. Halbuki Beykuzlu'da buna ne selam verdi ne konuştu. Beykuzlu'dayken konuşmadı. Diyar-ı gurbette gördüğü vakit memleketliğinden birisini başlıyor konuşmuyor. Neden ileri geliyor bakın? Komşuluk işte. O vakit komşuluğu anlıyor. Yabancı yere gittiği vakit komşuların kine olduğunu başlıyor iltiyor. Vaktiyle sen bu memlekette ne yapmadın bu dinleri? Kabahatimizden birisi de bunlar işte bu. İslahına uğraşırsın. Uğraşırsın, dua edersin arkasından, anladık mı? Ya Cenab-ı Hakk'a yalvarırsın, ya Rabbi komşularımı ıslah et, beni de ıslah et. Selam verirsin, şey edersin, o kavga olmalı da adavete meydan gitmemeli. İnsana, fena adamın nesine düşman olacağız? Fena adamlarda iman var mı yok mu? Söyleyin. Var. Var. Bunun nesine düşman olacağız? İmanına mı düşman edeceğiz, olacağız yoksa ameline mi? O yaptığı fenani düşman olacaksın. Bak kalbinde iman vardır. Buna karşı adavet yapmayacaksın. Daima merhamet diyeceksin, dua edeceksin. Böyle istiyor. Bu adam fena diyerek kalkıp da kökünden süpürmeye müsaade yok böyle şeyler. Onu da ikaz edersin. Söylesin, birader bunun meselesi böyledir dersin, öğretirsin. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri de buyururlar. Herhangi bir akraba buyurur, akrabanın evine gider de buyurur. Birader aç kaldım, borçlu kaldım, bana yardım isteyecek olursa buyurur. O da hasislik yapsa, kovsa, yüzüne bakmasa, benim borcum var yapamam diyecek olursa buyurur. Evet, bak Cenab-ı Hak buyuruyor, ahirette cehennemin en fena yılanlarından birisini boynuna saracak buyurur. Öyle çirkin yılanlar. Ha? Onu da anlatacağız şimdi. Dur bakalım. Yoksa hocam. Tatlılıkla şeyler. Onu kalkıp da kalbini kırmamalı. Ümitlendirmeli.
Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar. Merac-ı Şerif'te gittiğim vakit buyuruyor. Cennete gittiğim vakit baktım cennetin kapısında Cenab-ı Hak böyle yazdırmış. Sadaka veren bir insan 10 misli sevap alır buyuruyor. En aşağı 10 sevap alır. Eğer borç verirse bir insan 18 sevap alır. Neden? Sebebi ne? Çünkü sadakayı verdiğin vakit belki herifin ihtiyacı yoktu. O kadar. Lakin borçlu bir adam geldiği vakit sana sıkıntıdan geliyor. Anladık mı? Evi hacizde, şurada burada bakarsın, aman bana bu kadar para karz ver diyor, falan güne kadar diyor. Allah bunu sadakanın iki misli kadar sevap veriyor buna. Gene Cenab-ı Peygamber buyuruyor, bir Müslüman bir Müslümana borç verdiği vakit buyuruyor, iki sadaka yerine geçer buyuruyor. Lakin bu zamanda ne yapacağız? Emniyet kalktı bu zamanda. Kime borç verirsen gitti görürce para. Ne yapalım? Şimdi insanların arasında iyi adamlar da var ama az. Borcuna dikkat edin. Bunun çaresi ne yapacağız? Rehin alırsın elinden. Anladık mı? Getir bana bir bilezik getirirsin, bilmem ne getirirsin. Filan güne kadar getirmedin mi satarım diye işi böyle sağlam yaparsın. Çünkü zamanımızın Müslümanları pek borcu morç diye dikleri yok. اِذَا كَالَتُ الزَّكَاتُ مَغْرَمًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا فَانْتَظُرُ السَّاعَةُ diyor Cenab-ı. Nedir bu? Zekat zarar sayarlarsa, zenginler zekat sadaka vermiyor. Herifin belki senede 100 bin lira zekati vardır, vermiyor. Ne zarar sayıyor. Bir de emanet yağma olursa buyurur. Kimin eline kimin marası düştü mü bakarsın hemen alıp yüzlerine yatır. Kıyameti hazırlanın buyurur. Maazallah kıyamet alametleri bunlar. Anladık mı? Bak. Ölüm funun ne diyor? Yeryüzündeki ölüm fununlar kıyametin 100 sene, 120 seneden fazla ömrü kalmadı dünyanın diyorlar. Hadis elmini bilen ulema hepsi söylüyorlar. Şimdi elektrikçiler de söylüyorlar bak. Elektrikçiler diyor ki dünyanın 100 sene ömrü kalmadı, bizimle elektrik eksildi diyorlar. Fizikçilerden de işitiyorlar böyle şeyleri. Bak yüksek fen sahipleri umumen karar veriyorlar ki dünyanın artık ömrü kalmadı. İşte bu emanete hıyanetlik, zekat vermemek hepsi kıyamet alametidir bunlar. Dünyanın ömrü kalmadı, bunu iyi bilmeli. Kur'an-ı Azimüşşan dünya ahiretin hepsinin saadetini öğretiyor bize. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ne kadar alacağı verse o kadar her gün sadaka vermiş kadar Cenab-ı Hak sevap veriyor bu adama. Mesela ay başında 100 lira para toplandı bakkalda. Adam diyor ki bu ay veremeyeceğim diyor. Benim saadet 5-10 gün diyor. Peki diyor. Her gün 100 lira sadaka vermiş kadar Allah buna sevap veriyor. Evet. Sonra bir sefer buyurdu ki her gün 2 misli kadar 100 lira alacağı var. Müsaade ediyor. Adamı sık vur. 200 lira vermiş kadar sahabı. Bazı 100, bazı 200 buyuruyor. Ebu Hüreyre Hazretleri sormuş. Ya Resulallah. Demin böyle söyledin. 100 dedin. Şimdi 200 diyorsun dedi. Vadeye kadar sabredersen buyuruyor. Her gün %100 buyuruyor. Vade geldikten sonra ay başına kadar müsaade ettiğini adam gene bulamadı bir çare. Geldi yalvarıyor. İkinci bir sefer müsaade ettin mi vakit günde 200 lira dağıtmış kadar sevabı var buyuruyor. Eğer iyi adamsa, muhtaçsa, dolandırıcısa değil. Evet. Bazı kadınlar kocasının evinden sadaka verir bakarsın. Anladık mı? Komşu gelir tuz ister bakarsın. Soğan ister. Bu olan şeyler. Böyle tuz soğan gibi olursa müsaade var buna vermeye. Sormaya hacet yok. Lakin çok şey isterse kadın, gelir çok şey isteyecek olursa bak, kocasına sormadan öyle çok şey verip de kocasını mütezarrir etmeye müsaade yoktur. Bunu da bilmeli. Evet. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri ne buyururlar? Üç ibadet var buyurur. Bir insanda olacak olursa bunlardan birisi,
Allah rahmetini o adamın evine, başına ondan sonra indirir buyurur. Rahmet içine gark eder buyurur. Cennete de ithal eder buyurur. Hem dünyada rahmet eder hem ahirette. Nedir bunlar? Misafire hürmet etmek. Misafir eve geldi, altına minder korsun, yastık koyarsın, yemek teklifi dersin. Elden geldiği kadar ikram etmeli. Bak bazı misafirler, zengin adamları geliyorlar. İstanbul gibi yerden geliyor da bir şerbet vermiyorlar. Ahali bütün bakursun zemm ediyorlar. Yazıklar olsun bu el diyorlar. Böyle uzak yerden sıcak günde geldi de bir şerbet, bir kahve vermediler. Hakları var. Çünkü vicdansız adamlar. Bak, bir misafirin, bir adamın açlığına tesadüf eder de karnını doyuracak olursan bak Allah o gün affediyor günahlarını buyurur. İnsan biraz zeki, akıllı olmalı. Evet. Sonra ikincisi anaya babaya merhamet. Bir adam da anaya babaya karşı bir merhamet oldu mu Allah dünyada ahirette bunu aziz eder. Hizmetlerini yaparsın, uğraşırsın, yemeklerini yaparsın, dua istersin. Elden geldiği kadar merhamet edeceksin. Üçüncüsü de hizmetçiye merhamet etmek. Evde yanaşma hizmetçi var. Yetim de olur bazı kere bakarsın. Bunu elden geldiği kadar iyilik yapacaksın. Tahkir etmeyeceksin hizmetçiyi. Bak Cenab-ı Peygamber'in hizmetleri ne diyorlar? 10 sene Cenab-ı Peygamber'e hizmet ettik. Bir gün bize bunu ne böyle yaptın diye darıldığını bilmeyiz buyurur. Mübarek bak ahlak-ı hamideye bakın dikkat edin. Gene bazı insanlarda üç şey var buyurur. Güzel ahlak olur buyurur. Eğer bunları yapacak olurlarsa buyurur, arş-ı azamın kölgesinde kölge olmadığı günde Allah bu adamı kölgelendirecek buyurur. İnsan kabirden kalktığı vakit kölge yok bak, güneş yakın yerden çıkacak, kavuracak ortayı. Cehennem dünyayı saracak. Lakin bu üç ibadeti kim yaparsa Allah o gün güneşte bırakmayacak onu. Livâ-ül hamdin altına alacak. Bu hangisidir budur? Sıkıntı günlerde abdest alanlar. Abdest alır ama canı da yanıyor. İşin fakir, zayıf, kansız, ortalıkta kar var, soğuk var, kakur sabahleyin zaman namazı kılacak. Bu eziyeti çektiği için Cenab-ı Hak ahirette bunu böyle iltifat edecek, günah da bırakmaz. Bu abdesti sen tamamıyla günahını affettiriyor. İkincisi camiye koşmak, gitmek. Bakarsın ezeni bekliyor, yakın diyerek çıkıp geliyor camiye geliyor. Her adım başına ne kadar sevap veriyor Cenab-ı Hak? Günahını affedip sevap veriyor. Her adım kaldırıp, gerçi cuma namazına gelecek olursa her adıma, yıkanıp da gelirse her adıma bir senelik ibadet sevabı veriyor. Cenab-ı Peygamber camiye gelirken adımları kısa kısa atardı. Sebep niye bakıyor? Tamam fazla olsun diye. Çünkü her adım başına ayrı sevap. Mübarek adımları kısa kısa atır gelirdi camiye. Evet. Üçüncüsü, aç adamı itham etmek. Aç bir adama rast geliyorsun, karnını doyurursun. Demin dediğimiz gibi bak, aç bir adamın karnını doyuran adamın Allah günahlarını affeder. Bir de su hayratı var. Çeşme, kuyu yapmak, memleketin sularına hizmet etmek. Bunun faydası çok. Bak Cenab-ı Peygamber naklediyorlar, kemik veremine en büyük ilaç bu su hayratıdır. Yüzünde böyle bir kemik var diyorlar dizinde. Doktorları iyi yapamadılar. Ameliyat yaptılar gene akvur. Canına taktı. Sonra Abdullah ibn-i Mübarek Hazretlerine söylemiş. Oğlum git demiş, bir su hayratı yap, bir çeşme yap yahut kuyu yap. O suyu ahali kullanır kullanmaz kurur gider dedi. Hakikaten yaptıydı baktılar ki kurudu. Kemik öreminden kurtarır bak. Bilsin yüzünde gene böyle bir kemik öremi vardı. Akar durur. Çekmediği eziyet yok. Sonra canı yandı da Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri birisine rüyada söylemiş. Söyle buna bir su hayratı yapsın. Ahali bu suyu içer içmez derhal Allah kurtarır. Böyle bir çeşme yapmış. Onu yaptıktan sonra diyor evvelallah kurudu çıktı gitti anladık mı? Sadakalar onun için Cenab-ı Peygamber ne diyor? Davu merdâkum bis sadaka. Hastalarınızı buyurur, sadakayla ilaçlayın buyurur. Okumayla, sadakayla ilaçlayın. Evet.
Bazı bir şey var ki insan istediği vakit bunu men etmek haram sayıyor Cenab-ı Hak. Mesela adam gelir ki, senin evinde terkus var, bana bir kova su ver diyor. Bunu men etmek caiz değil, vereceksin ha. Anladık mı? Allah sana kuyu verdi, şey verdi, ver komşulara. İkincisi tuz. Gel diyor ki evde tuz yoktur, bakkalda yok, bana biraz tuz verir. Böyle şeyleri esirmek, yemeği katıyan müsaade yok. Bak Allah bu adamı hassiz sayar sonra. Hocam diyorlar gece olunca vermek iyi değil diyorlar. Ne? Gece akşam olunca vermek tuz iyi değil diyorlar dışarıya. Evden. Ne vermek? Kendine gece olduğu zaman tuz vermek iyi değil diyorlar. Hayır hayır bunlar uydurma şeyler. İsterse gece yarısı olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا ترعى لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك ربا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات